Peki dün bahsetmiştik hatta bir saniye bir şey diyeceğim Ebru'cum. Belki erkek önceden ben daha zenginim, varlıklıyım diye paylaşım yapanlar fakir olduğuna şimdi bizleri inandırmaya çalışıyorlarmış. Ha. Hayatı yalan bunların. İmzamı attım Murat evet. Güloğlu diye. Ben bir noktaya kadar bana ne diyorum bunlara. Beni ilgilendirmiyor. Herkesin hayatı, herkes paylaşmak istediği kadarını paylaşır. Ne kadarı gerçek, ne kadarı değil, kime şov yapıyor, bana ne. Ta ki senin benim hakkıma gelene kadar. İşte o zaman biz burada otururuz. Söylememiz gerekeni de söyleriz. Hem mesleğimiz gereği hem insani duygularımızla. O bana işte neler ama çok zamanında geçti. Hı hı. Ya ilk başlarda kardeşyen gibi ama onlar da hepsi vergi mergi ödüyor. Hepsinin tabii arkasında canım, polis dikili durumda yani. Bırak mümkün mü? Ya da o Los Angeles'ta bilmem nere takılan işte uzak doğulu tiplerin hayatı. Ama evet, vergilerini öyle çatır çatır mümkün veriyorlar mi ki o tamam hani. Ekrana çıkamazsın imzan olmadan, vergi kredi bilmem ne vesaire herhangi bir borcun bakılmadan. Abi de beceremiyorlar ya böyle görgüsüzce. Allah aşkına dünyanın hiçbir yerinde böyle görgüsüzlük yok. Peki. Dün vermiştik haberi 2 Aralık'ta evleniyorlar hatta gelinlik baktılar diye Alina Boz'la Umut Evirgan'dan bahsediyoruz. Evet yani öyle denmişti hani bir iddia ama biz de mutlu olmuştuk keşke diye ama bak Alina'dan bir cevap geldi ne söyleyecek. Vallahi bunu konuştuk aslında ya şeyde havaalanında yok daha öyle bir teklif olmadı büyüsünü bozmayalım onu da onu görürseniz ona sorun lütfen ya. Konuşmayın. Ya zaten hani yok parmakta bir yüzük yok olursa artık Instagram falan filan paylaşırım yani böyle bir güzel haberi. Kimseden gizlimiz saklımız yok vallahi o kadar çok söylediniz ki bekliyoruz bir şeyler. Peki var mı böyle aklınızda bir evlenme teklifi? Hani ne bileyim. Hiç yok desem ya. Vallahi hiç yok desem. Dizilerde o kadar çok işte Eda Ece de çok söylüyor bunu. O kadar çok gelinlik giydik, o kadar çok çektik ki o sahneleri. Yok ya öyle bir şey, öyle bir şeyim yok yani. Güzel bir an olsun yeter. Hemen gelinlik hayali sorulur tabii geçmişler ki ama. Geçmişler olsun. Evet öyle bir mesleki deformasyon oluyor ne yazık ki. Yani o kadar fazla gelinlik giyip o anı tekrar tekrar yaşıyorsun ki kendi içinde. Ya evlenmiş gibi hissediyorum zaten. Ya hayır o kıyafeti giymenin yani hiç gelinlik giymemiş bir kızdan daha farklı bir durum var. 4 yıl boyunca o yüzden belki evlenmedim Mithat Can'la. Nasıl olsa gelinliği giydik. Onu boş ver de. Her insan bak, ister. Hayır elbette canım onu ben bir şey demem. Ama yani hani bak bugün ayın kaçı? 9'u. 3 hafta sonra bunlar güya evlenecekler. Daha ortada teklif yok diyor. Evet. Bir nişan söz falan filan oluyor değil mi? Demek zaten ki yani Umut kardeşim. Zaten kaç aydır 2 mi 3 mü? Ben sayamadım. Zaten ne gerek var bu kadar hızlı bir harekete? Görüyoruz daha önce hızlıca hareket edenlerin işte, ne yaptığını, Alina'ya ne hale geldiklerini. Ama işte böyle bir teklif gelse tamam derim ve evlenirim diyor bir taraftan da. Ya gelirse her şey çok güzel gidiyor. Gelirse. Niye olmasın? İşte burada bakacağız Umut kardeşim ha beni yolumdan çevirecek insan bu mudur diyorsa gider evlenirler. Göreceğiz. Hani evet, teklifini eder daha doğrusu. Ama bu hadiseler de yazık yani özellikle şuna baktığımız zaman kız tarafının, gelişler, kadın tarafının biraz daha hani bu çaresizliği demeyeyim ama bir erkek tarafından bir beklentisi oluyor ya o beni üzüyor. Vallahi hiç katılmıyorum. Sen ne istiyorsan kendini de ortaya koymalısın. Karşındakini koymak hakkı olduğu kadar senin de öyle bir hakkın var. Üstüne üstlük güzeller güzeli bir genç kız diyor ki tabii ki yani ona sorun ben bilmiyorum. Bir tek o cevabını beğenmemekle beraber diyor ki bir teklif gelirse tabii ki düşünürüm. Ama şu an bir teklif yok. Ama işte gelirse düşünecek. Gelmezse hiç gelmediğini düşün. Allah Allah. O da eğer evlilikse eğer amacı ve bu ilişki bir evliliğe gitmiyorsa yollarını ayırabilir yani bu kadar. Ama bekliyor bir teklif. Kendisi teklif etsin. O da olabilir tabii. Hı-hı. İlla erkek tarafından mı gelmesin? Yani, ama işte yani maalesef toplumda ya da dünyada bir erkek tarafından bir teklif bekleniyor. Vallahi, erkek tarafı da teklif etmeyince ne olacak kardeşim bu diye ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar. Kimin kime teklif ettiğinden ziyade bence burada kendi kararlarını verebilecek insanlar bunlar. O da son derece kariyeri inşallah işlere dönsün tekrar böyle bir şeyler daha yapsın görelim onu izleyelim. Acele karar vermesinler kimin kime teklif i̇nşallah ettiğinden ziyade burada o ilişkinin acaba evlilik olgunluğuna erişmiş olup olmaması var. İnşallah biraz da oradan bakmak lazım. İşte günün sonunda erkeğin teklifine geliyor iş ben oradayım. Yani o da vallahi benim için çaresizlik. Üzülüyorum ya. Ya yani niyettir niyet. Yani o teklifi edersin, sen edersin, o ama eder. Ama sonra niye ayrılmak edersin, istiyor niyetin ki? Yoksa ha. Niye? Niyet madem niyet falan, şey niyetimiz çok iyi ama evlenmiyoruz, teklif etmedim. Kız ne diyor ki o zaman? Evlenmeyeceksen ayrılıyorum diyor. O kadar basit. Ama teklif etse devam edecek. Evlenmeyi isteği olduğuna karar veriyor olacak. İşte yani teklifi kendi ettiği yolda zaman o da olmuyor. Çünkü aile, toplum vesaire vesaire. Yani ben orada garip bir şey var ya. İşte buna birbirini tanıma süreci deniyor Muratcığım. Yani sevgili İyi de bak 4 yıl boyunca belki berabersin birisiyle ve evlilik teklifi bekliyorsun ve gelmemiş hala.
O da ayrılmış işte. Ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da ben bugüne kadar yaşadığım neymiş meğersem deyip Umut'la tanıştı. Şimdi Umut'tan Umut'la bekliyor da, mesela. Ya bekliyor mu beklemiyor mu bilmiyoruz. Hele bir gelsin diyor mesela. Ya tamam da şimdi kıza öyle bir soru soruluyor ki gelinliğin nasıl? İddia tarih buymuş. Öyle deyince şaşırıyorsun. Ama gelse atlayacak bence. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ben hiç öyle düşünmüyorum yani. Yani bu arabalardan gidip yüzüğü gösteren çok kadın gördük. Böyle. Bak nihayetinde oley falan filan. O yüzden güzel kadınlarımız, ben size söyleyeyim genç kızlarımız, dirayetli olun. Kendi teklifinizi kendiniz yapın ya. İstiyorsa tabii ki. Sen ben Umut'tan, şuradan, buradan, Murat'tan ne teklif bu ilişkinin, bekliyorsun? Bu ilişkinin evliliğe gitmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Eğer senin benimle aynı yönde bir düşüncen yoksa kardeşim. Olabilir, niye olmasın? İlla erkekten Aline beklemeyin. Yapar bunu. Aline bence cesur bir kız. Gerekirse yapar. Peki buyurunuz.